Merhaba, ben Tunç Naturoğlu, Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün Piyasalar Yorumum'la birlikte sizlerin bana çok sık olarak sorduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum. Toplu olarak cevap vermek istiyorum. Onun içerisinde piyasa yorumu da olacak. Çünkü birçok kişi aslında gelip burada borsaydı, altındı, bilmem neydi, teknik analizinden daha ziyade anladığım kadarıyla bir takım finansal problemlerine cevap arıyor, burada bir çare arıyor. Onun için geliyor insanlar. Tamam, o zaman kırmayalım. Size de yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi öncelikle duyuru. Salı akşamları eğitim grubumla toplantım oluyor. Ben bunu sürekli olarak söylüyorum. Ve size de e-posta göndermiyoruz bununla ilgili olarak. Discord sunucumuzdan bildirim gönderiyoruz. O yüzden eğitime katıldıysanız, Zoom toplantılarına da katılmak istiyorsanız, size gelen eğitim e-postalarından birine cevap vererek Discord sunucumuza davetiye isteyin. Size gönderelim. Siz de katılabilin, ama eğitime katılmadıysanız ben de katılmak istiyorum falan diye yaptığınız zaman zaten kontrol ediyoruz. O e-posta bizde kayıtlı değilse size davetiye gönderemiyoruz. Çünkü sadece eğitime katılan arkadaşlarla ilgili. Bu birincisiydi. İkincisi, bana şu sorular bugünlerde çok soruluyor. Gerek Twitter'da, gerek e-postayla, gerek YouTube'da. Yani benim bankada param var. Ben şimdi gidip bunu çekmek istesem veya bugün çekmek istesem yahut işte bir ay sonra çekmek istesem, seçimden sonra çekmek istesem neyse, çekebilir miyim? Şimdiden mi çekeyim? Öyle şeyler de var. Benim bunlara cevap vermem mümkün değil. Ben banka değilim yani. Bankada ne olup bitiyor onu da bilmiyorum. Hatta yani bugün gidip o şubeden çekebilir misiniz? Öyle bir şey de yani sormanız da garip. Gidip kendi şubenize sormanız lazım. Ben bugün para çekebilir miyim vesaire gibi. Sadece şunu diyebilirim. Kendim bankada param var. Yatırımım var. Bankada tutuyorum. Bankadan para çekmek istediğin zaman şube bazında değiştiğini biliyorum. Bizim buradaki şubelerde problem yok. Gidiyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Çünkü buralarda çok otomobil galerisi var. Yani belki otomobil satarken dövizle satıyorlar. O dövizleri götürüp orada bozduruyorlar falan. Öyle bir şeyler olabiliyor. Yani yeriyle ilgili bir şey. Benim bilmeme imkan yok yani. Öyle bir sorularınıza cevap veremem. Ayrıca bankacılık kanunu da var. Bankanın itibarını sarsıcı bir şeyler söylemek de suç. Ayrıca bütün sistem hakkında da, yani bütün bankalara da böyle etkileyecek şekilde, itibarlarını sarsacak şekilde konuşmak da suç. Yani o yüzden size yardımcı olamam. Kendiniz gidip bankanızla konuşacaksınız. Diğer konu, dolar alayım mı, euro alayım mı? Alın. Defalarca söyledik. İşte nereden alayım, nereden alabiliyorsanız. Ben makas çok fazla alamıyorum. Peki alma o zaman. Almadığın zaman da çıktı o zaman. Peki ben ne yapayım? Peki onun yerine borsada şu kodla işlem gören dolar fonu var. Onu alayım mı? Peki onu al. Yani dolar almayayım da euro alayım mı? Normalde euro almanızı öneriyoruz ama bu ay içerisinde euro biraz daha gerileyebilir. Çünkü dolar endeksinde yükseliş var. Dolayısıyla bu ay alacaksınız. Şimdi alacaksınız. Uzun vadeli düşünmüyorsanız o zaman dolar alın, euro almayın. Uzun vadeli düşünüyorsanız euro alın. Peki euro da almayayım, sterlin alayım mı? Ona bir şey diyemiyorum. Yani o dolara alternatif olarak uygun gördüğüm şey euro, sterlin değil. O kadarını söyleyebilirim. Sterlin de iyi olabilir ama dediğim gibi yani euroyu tercih ediyoruz uzun vadede, ama şu kısa vadede önümüzdeki bir ayda falan doları tercih ediyoruz. Bu şekilde. Fon olarak mı alacaksınız? Banknot olarak mı alacaksınız? Bankada mı alacaksınız? Nasıl alacaksınız? Onu artık bilmiyoruz. Altın alayım mı? Ha. Şimdi TL verip mi alacaksınız siz bu altını? Evet. O zaman defalarca alın dedik ve de alın. TL verip altın alamıyoruz. Neden? Çünkü biz işte makas çok fazla. Peki o zaman altına alternatif bir şeylerle almamız lazım. Fiziki almak istiyorum. O zaman gideceksiniz, sarraflardan bakacaksınız. Ne buluyorsanız onu alacaksınız. Cumhuriyet altını almanız güzel olur. Tam altın falan gibi bir şey. Yani iyidir. Onu da almak istemiyoruz. Altını fon alma olarak almak istiyoruz. İyi ola, öyle alın. Artık bu saatten sonra nasıl bulursanız öyle alacaksınız. Onu da istemiyoruz. Altın sertifikası almak istiyoruz. Hah, işte bu videonun sonunda
altın sertifikasıyla ilgili yaptığımız video var. Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdi ben bakayım, darphane altın sertifikası kaç paradan kapanmış? 15.03. Bak şimdi hesabı çok kolay, en basit bir şey söyleyeceğim. Bir sertifika 1 gramın %1'i zaten. Dolayısıyla 1 gram karşılığı bunun 15.03 çarpı 100, 1503 lira yapıyor. Bu da 995 ayar. Yani şey değil, yani has altın değil. Onun da hesabını yapalım. Nasıl yapacağız? 1503 bölü 990.995. Yani 1510 lira 55 kuruşmuş. Şimdi siz gittiniz, gram altın mı almak istiyorsunuz? Yok işte fiziki olarak bir yerlerden mi almak istiyorsunuz? Nereden alıyorsanız 1510 liradan daha az bir paraya buluyorsanız onu alın. Yok 1510 liradan daha fazla deniyorsa o zaman altın sertifikası alın. Evet, altın sertifikasında hep böyle bir köpük varmış. Bunu satacağımız zaman nasıl olsa o gene olurmuş. Biz bunu alıp satmak için alırız. Alıp satmak için yapıyorsanız o zaman bana sormayın. Zaten canınız ne istiyorsa onunla alıp satın. Ama altın sertifikasını altın alıp tutmaya göre alternatif olarak görüyorsunuz, bu şekilde bakacaksınız. Eğer bir fonun içerisinde altın sertifikası varsa o zaman onu da bu şekilde değerlendireceksiniz. O da çünkü altın sertifikasına göre değerlendi. Bu köpük kalkacak olursa o fon da belki uygun olmayacak. İçinde bu fonun altın sertifikası değil, işte şu kadar gram altın var, kilo altın var falan deniyorsa ona da o şekilde bakacaksınız. Nasıl yapacağınızı zaten artık biliyorsunuz. Sormanıza gerek yok. Peki TL ile değil dolarla altın alacağım, o zaman almayın. Çünkü altın kısa vadede yükseliş trendinde değil, şu anda düşüş trendinde. O düşüş trendinin bitmesiyle belki Haziran'da bitecek. O zaman alırsınız. Şu anda değil. Ne zaman biterse o zaman söyleriz. Gümüş almak istiyorsanız bu şekilde. Efendim işte borsada satılan altın fonu var, borsada satılan gümüş fonu var. Onlar olmaz mı? Onların kendi sitesi var. Yani onun kodunu gidin Google'a yazın. Onların kendi sitesi var. Bunun portföyü yöneten şirketin yapmış olduğu site var. Diyor ki bunun karşılığında şu kadar gram altın var bir hissenin. Şu kadar gram gümüş var. Bunun olması gereken fiyatı o. Orada yazıyor zaten. Oradan o şekilde bakabilirsiniz. Şimdi diğer soru, borsadan ne olacağız? Biz borsaya girdik, zarar ettik diyen arkadaşlar var. Öncelikle geçmiş olsun. Değil mi? Burada bu kadar anlattık. Borsa kötü dedik, satın dedik, çıkın dedik. Dinemediniz, kendinize yardım etmediniz. Şimdi biz ne yapacağız diyorsunuz. Şimdi bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Bir, öncelikle bu seçimlerin sonucu nasıl bitecek? Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak olursa o Abdullah Gül'ün kazandığı zamanki gibi ilk bir hafta içerisinde %30'luk falan, 30-35'lik bir yükselişler olmuştu. Öyle bir şeyler olmasını bekleriz. Çünkü Abdullah Gül kazanmasındaki olay neydi? Mevcut hükümet güven veremiyordu, dışarıdan fazla bir para gelmiyordu. Ama Abdullah Gül gelince güven verebilir. Çünkü mevcut hükümet neydi? Ecevit vardı, Bahçeli vardı. İkisi de güven veremiyordu. Hele Bahçeli bir de şeyle de Kemal Derviş'ten falan da böyle tartışıyordu. Derviş düzeltmeye çalışıyordu. O işte bize bunu imzalattınız diye biz her şeyi kabul edecek değiliz, sizi ikaz ediyorum falan gibi şeyler söylüyordu. Onun olmaması zaten, o ikisinin olmaması ama Bahçeli'nin de özellikle olmaması, Abdullah Gül'ün gelmesi büyük bir güven yaratmıştı o zaman. İşte gene öyle bir şey olabilir. Çünkü mevcut hükümet de güven veremiyor. Dışarıdan para gelmiyor borsaya. Olan da kaçıyor. Gene aynı Bahçeli var. Gene o zaman yani DSP'nin başkanı da var şu anda AK Parti içerisinde. Dolayısıyla yani onun gitmesi, değişmesi piyasada böyle bir şey olur. O zaman siz de satarsınız. Satış fırsatı olarak değerlendirirsiniz. Kurtulursunuz. Neden? Çünkü devamı yok. Devamında illaki faiz artması gerekiyor. Yabancı yatırımcı da bakacak duruma, diyecek ki bu adamlar bu faizi ne kadar arttıracaklar? Az da bir şey arttırmıyorlarsa o zaman biraz daha bekleyelim diyecek. Ama çok arttırıyorlarsa o zaman tamam diyecek.
Ama önce faize gelelim diyecek. Çünkü faiz cazip olacak, borsa cazip olacak. Ondan sonra borsaya gelecek. Yani size bir satış fırsatı verecek. Ondan sonra da yatay bir süreç olacak. O Ali Babacan'ı da insanlar tanımadığı zaman da işte ne kadar Ali Babacan iyi yönetecek bilinmiyordu. Yatay bir süreç oldu. Şöyle bir 8 aylık falan. Ondan sonra Ali Babacan iyi yönetiyormuş dediler ve ondan sonra da yıllar süren güzel bir yükseliş başladı. Şimdi öyle bir şey olabilir yani Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa. Ama bu sırada sizin de yan kağıtlarda değil BIST 30 hisselerinde olmanız gerekiyor. Yani yan kağıtlardan o tarafa geçişinizi yapıp tamamlamanız lazım. Kılıçdaroğlu kazanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı kazandı. Ne oldu? Mevcut durum. Bir seçim belirsizliği ortadan kalkmış olacak. Bir yukarı yapar. Yan kağıtlarda da yapar. Diğer kağıtlarda da hisselerde de yapar. Orada sattınız, kaçtınız. Kaçamadınız. İşiniz kötü. Neden? Bir kere dışarıdan para gelmeyecek. İkincisi, insanlar ne yapıyor şu anda? Hangi yatırım aracı şu anda revaçta? Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduata para gitmeye devam ediyor. O zaman borsaya para gelecekse bunun kur korumalı mevduattan gelmesi ya da dövizlerin bozularak gelmesi gerekiyor. Şimdi dövizler ne zaman bozulur? Kur korumalı mevduattan para ne zaman çıkar? Artık bu döviz fazla artmayacak. Zaten iyi bir artış oldu, bitti. Bundan sonra da bu döviz fazla artmaz. Artık biz buradan çıkalım, borsaya gelelim demesi gerekiyor insanlar. Şimdi bakıyorsunuz, dolarda öyle bir artış var mı? Bundan sonra fazla artmaz nasıl olsa. İyi bir artış oldu. O böyle 2021'de yani Eylül'de başlayıp o Aralık'ta kur korumalı mevduat tekrar icat edinceye kadar ki o süreçteki gibi bir artış var mı? Yok. O zaman size bu para nereden gelecek? Gelmeyecek. Çünkü yurt dışından para gelmiyor zaten. Adam güvenmiyor. İçerideki adam da aman dolar çıkacakmış deyip kur korumalı mevduata gidiyor. Kur korumalı mevduat diye bir şeyin ortadan kalkması lazım. Size para gelmesi için. Ortadan kalkmayacak o zaten. O zaman ona insanların para yatırmayıp size gelmesi lazım. Yani borsaya gelmesi lazım. O zaman o niye gelsin? O da zaten dolar çıkacağı kadar çıktı abi. Demek ki doların çıkmasını bekleyeceksiniz. O çıkacak. Belli bir seviyeye gelecek. O zaman dolar bazında da endeks zaten düşmüş olacak. O dolarlar o zaman bozulur. Borsaya gelir. Siz de o zaman bir paralar kazanırsınız. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Benim düşüncem bu. Ha siz katılmıyorsanız eyvallah katılmayın. Borsada kalın. Sizin yapacağınız şey. Çünkü ben bunları söylediğim zaman şöyle burnumdan getirmeye de çalışıyor insanlar. Şöyle olsa böyle olmaz mı? Yani böyle kendi aklındakini, kendi fikrini bana teyit ettirmek için sanki cevabını bilmiyormuş da bir soru sorarmış gibi yapıyor insanlar. Bu bir. İkincisi, hayır çok güzel olacak, bilmem ne olacak, ben bu görüşe katılmıyorum. Eyvallah. Yani o senin bileceğin iş. Biz ondan ilgilenmiyoruz. Görüş sordunuz, söylüyoruz. Bu şekilde yani. Peki dolarda artış bekliyor muyuz? Bekliyoruz değil mi? Yani bu kadar rezervler eksideyse, bu kadar dış ticaret açığı varsa, cari açık varsa, bunlar da kapanmayıp açılıyorsa, rezervler artmayıp azalıyorsa ne olacak? Yani işte Mısır'da falan görüyorsunuz işte bir çeşit devalüasyon oluyor. Daha yukarıda bir yerde dengeleniyor bu işler. Şimdi burada da uzun bir süredir baskı var. O yüzden de bir yerde çıkması bekleniyor. O yüzden insanlar zaten kur korumalı mevduatı tercih ediyor. Borsayı tercih etmiyor bu ortamda. Şimdi gelelim Eurobond sorusuna. Eurobond da soruyor insanlar. Şimdi Eurobond'da ne dedik? Seçim, bu şimdiden bir şey almayın. Seçim sürecinde bir gerginlikler falan olur. Bu Eurobond'larda Türkiye CDS'i 700'ün üstüne çıkar. O zaman alırsınız. Eurobond olayı nasıl oluyor? CDS arttığı zaman Eurobond'un değeri düşüyor. Yani ucuzluyor. CDS azaldığı zaman Eurobond'un değeri artıyor. Yani pahalaşıyor. Çünkü faizle ilgili bir durum. Şimdi aldınız, vadesine kadar tutacak mısınız? O zaman sıkıntı yok. Alın, vadesine kadar tutun.
Vadesi ne kadar tutmayacağım derseniz o zaman sıkıntı başlıyor. Vadesi ne kadar tutmak ne demek? Bunun ismi sabit getirili menkul kıymet. Bir şey sabit getiriliyse onun dönem sonunda, vade sonunda, vadesi bittiğinde kaç para ödeyeceği bellidir. O yüzden sabit getirili menkul kıymet diyoruz. Bu da faizdir. Bunun getireceği şey faizdir. Bazıları faiz demiyor, başka şeyler, isimler kullanıyorlar ama o biraz böyle işin ne diyeyim pazarlamasıyla ilgili bir şey. Bunun adı faiz. Sabit getirili menkul kıymeti aldın, dönem sonunda kaç para kazanacağını biliyorsun. Bilerek alıyorsun. Ne problemi var burada? Temerrüt problemi var. Temerrüt ne demek? Yükümlülükleri yerine getirememek demek. Yani sizin bu tahvili aldığınız kişi, yani kişi değil de bunu çıkartan, bu Türkiye Cumhuriyeti hazinesi olabilir ya da bir şirketin olabilir, bir bankanın olabilir falan, bankanın Eurobond'u. Temerrüt şu demek: vakti geldiğinde ya bu parayı size ödeyemez, biraz gecikerek öder. İşte 2 gün sonra alırsınız. Bu bir temerrüttür. Ya da ben bu parayı ödeyemiyorum, sana şu kadarını ödüyorum der. Bu bir temerrüttür. Ya da ben bu parayı hiç ödeyemiyorum der. Bütün paranız gider. Bu da bir temerrüttür. Şimdi böyle bir şey olur mu? Çok düşük ihtimal böyle bir şey olması. Böyle bir güçlü bir bankanın veya Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin temerrüte düşmesi beklenen bir şey değil. Temerrüt riski artmış mıdır? Artmıştır ama beklenen bir şey değil. O yüzden vadesine kadar da tutacaksınız, sorun yok. Ama şöyle bir şey olabilir. Siz aldınız, Türkiye'de işler daha da sarpa sardı. Dünyada da böyle bir gelişmekte olan ülkelerin risk priminde artış oldu. Biz de gelişmekte olan ülkeyiz, gelişmiş ülke değiliz. Dolayısıyla bizim risk primimiz de onlar arttığı için bizimkisi de artıyor. Üstüne bir de bizde sıkıntılar varsa ne sıkıntısı olabilir? Mesela rezervlerin çok düşük olması sıkıntısı olabilir. Ödemeler dengesi problemi olabilir. Rezervler de düşük zaten. Öyle şeyler olabilir. Hem cari açık hem bütçe açığı büyüyebilir. Böyle bunlar böyle sıkıntılı süreçlerdir. Böyle şeyler olabilir. Bir siyasi istikrarsızlık olabilir. Yani seçim oldu, arkadan bir daha seçim, bir daha bilmem seçim. Böyle şeyler olabilir. Yani o zaman bu CDS de artar. Ve siz o zaman vadesinden önce bozdurmak isterseniz size derler ki sen aldığında arkadaş faiz bu kadardı, şimdi faiz daha yüksek. O yüzden bu aradaki farkı sen zarar olarak ödüyorsun denir. O da güzel olmaz sizin için. O yüzden vadesine kadar tutacaksınız. Vadeniz ne olmalı? Ona siz karar vereceksiniz. 2 sene, 3 sene, 5 sene. Ben alıyor olsam bugün 5 senelik alırım. Neden? Şu, bir kere bu seçim bitti. Bir sonraki seçim mi de geçirdikten sonra o paranın bana gelmesini isterim. Bana gelmesini tercih ederim. O zamana kadar bu şekilde dursun isterim. Yani çünkü o arada ne olacağını bilmiyoruz. Ha, diyebilirsiniz ki ben bir senelik olsun istiyorum. Bir sene sonra belki CDS daha yüksek olacak. Ben o zaman daha şey yaparım, bir daha alırım. O sizin bileceğiniz iştir. Ben kendim düşüncemi paylaştım size. Ben alacak olsam şu anda ne? 2023 Mayıs'ındayız. O zaman 2028 Haziran'ı ve daha ötesinde itfası olan bir şeyi alırım. Eurobond'u. Eurobond almayalım, Eurobond fonu alalım mı? Paranız Eurobond almaya yetmiyorsa Eurobond fonu alacaksınız. Eurobond alırken hangisini tercih etmelisiniz? Ben kendim alacak olsam bir bankanınkini almak isterim. Bir bankanın Eurobond'u hazinenininkinden biraz daha fazla verir. Bankaya ait bir Eurobond'u almak isterim. Ama bankaya ait Eurobond'u alayım dediğiniz zaman $200.000 nominal paranız var mı deniyor. Yani $200.000 nominallik bonoyu alıyorsunuz. Onun için yani 195.000, 190.000 neyse ona göre bir para gerekebiliyor veya işte vade uzun olduğu için daha düşük olabiliyor. Şimdi tam rakam veremiyorum da zaten her bankadan da alınamıyor. Biz çok şahane özel bankacılık yapıyoruz, böyle iyiyiz, böyle şahaneyiz falan diyor insanlar. Gidiyorsunuz, var mı sende şu bankalardan
bir tanesin. Yani özellikle o bankada değil. Eurobond'da bizde yok. Bizde sadece hazine var falan gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden zor işiniz. Ama hazine alıyorum dediniz ama birçok bankada var. Yani orada problem yok. Oradan alacaksınız. Alamıyorsunuz. Paranız yetmiyor. O zaman fon olarak alacaksınız. Nereden bulacaksınız fonu? Girip Tefas'tan bakabilirsiniz. Eurobond fonları var. Bu şekilde şey yapmanıza gerek yok. Yurt dışı borsalar hakkında. Yurt dışı borsa yatırımı yapmak istiyorsanız fon olarak var. Tercih ettiğimiz fon iş portföyün TMG fonu. Yani Trabzon, Malatya, Giresun ismi de bu. Bakarsınız, yaparsınız. Yok ben kendim hisse olarak almak istiyorum diyorsanız o zaman benim çalıştığım kurum info yatırım. Başka hiçbir kurumla böyle oradan mı alayım, buradan mı alayım sorunuza cevap veremem. Başka bir kurumda tavsiye edemem. Hakkında konuşamam bu konuda. Kendi çalıştığım kurum budur. Başkası hakkında da bir yorum benden beklemeyin. Benden tavsiye istiyorsanız info yatırım derim size. Orada hesap açarsınız, konuşursunuz adamlarla, şey yaparsınız. Peki hisse mi alacaksınız, ETF mi alacaksınız? ETF almanızı tavsiye ederim. Mesela bir Spider S&P 500 ETF'i almanızı tavsiye ederim. SPY 500. Zaten bahsetmiştim bu konularda. Nasdaq almak istiyorsanız QQQ o da var. Onlarla ilgili videomuz da var. Artı daha iyi birkaç tane şey daha yapacağız tavsiye şeklinde. Yani ETF olarak aldığınız zaman işte hisse senetleri de alabilirsiniz. Diğer bir takım enerji yatırımları vesaireydi, değerli metaldi. Türkiye'den mesela yapması daha zor olan şeyler, mesela uranyum falan gibi şeyler oralardan alınabiliyor bu şekilde. Peki onun vergisi nasıl oluyor? Vergisi de şu şekilde oluyor. Şimdi bugün hangi aydayız? Diyelim ki bugün aldınız. Mayıs ayındayız değil mi? Nisan ayındaki Yİ ÜFE endeksini baz alıyorsunuz. Şimdi bugün bir şey aldınız. Bugün 100 dolarlık aldınız. 100 dolar. Bugün de bu 100 doları size 19.85'ten mi sayıyorlar? 1985 liralık bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Aradan bir zaman geçiyor. Yatırımınızı sattınız. Kazandığınız doları da o günkü kurdan çeviriyorsunuz. İşte 1985 liradan aldım, 2500 liradan sattım oluyorsunuz. Şimdi arada bir kar oluştu. Ama orada şöyle yapıyorsunuz. Şimdi Mayıs ayındayız ya. Diyelim ki siz bunu gittiniz Ağustos'ta sattınız. Nisan'daki Yİ ÜFE ne? Temmuz'daki Yİ ÜFE ne? O endeksi buluyorsunuz. Ve de o endeksten de getiriyorsunuz. Diyelim ki Yİ ÜFE bu dönemde %40 arttı. 1985 liraydı ya. Onu 1.4 ile çarpıyorsunuz. Onun üzerindeki kısmı, yani sattığınız daha fazlaysa o kadarlık kısmı için gelir vergisi, beyannamesi vereceksiniz ve gelir verginizi ertesi sene ödeyeceksiniz. İki taksitte ödenebiliyor gelir vergisi. Her taksitte kredi kartıyla ödenirse 3 takside bölünebiliyor. Yani enflasyonun falan da olduğunu düşünecek olursanız vergi konusu kafanızda bu kadar büyümesin. Zaten Google diye bir şey var. Yabancı hisse senetlerinin temettü gelirlerinin vergilendirilmesi falan diye yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Ben bunları bilmiyorum diye çok soran var. Bakın Google var. Yazıyorsunuz, çıkıyor. Öğreniyorsunuz. Aynı şey Eurobondlar için de geçerli. Onlar için de ödemeniz gerekiyor. Efendim ben kimseye bildirmesem, söylemesem yakalanır mıyım falan gibi şeyler. Zaten yani vergi kaçırma konusu öyle şeyler sormanız bile abes. Kesinlikle bu konuda yani size şey diyemem yani. Ya işte verginizi ödemeyin falan demem yani. Beyannamenizi vereceksiniz. Verginizi de ödeyeceksiniz. İşte bu şekilde taksitleri falan da var yani böyle. Türkiye riski almanızı, TL riski almanızı önermiyorum şu anda. Türkiye riski alacaksanız da Eurobond alıyorsunuz, vadesine kadar tutuyorsunuz. O şekilde Türkiye riski. Onun haricindeki şeylerin hepsi şu anda çok riskli. Zaten seçim öncesindeyiz. Başka ev alayım mı, araba alayım mı bilmem ne mi konumuz değil.
O konuları konuştuk, bittik. Zaten araba alayım mı konusu artık beni çok sıkmış vaziyette. Borsayı anlattım. Şimdi gelelim Amerika. Bugün Amerika'da Dow Jones fazla bir hareket yok. S&P 500 %0,25 aşağıda. Nasdaq'ta %0,35 aşağıda. Yani fazla bir hareket yok. Aşağı yönde bir hareket var. Dow Jones sıfırmış şu anda. Peki. Amerika'da borç tavanı krizi var. Borç tavanı krizi ne demek? Amerikan hazinesi canı istediği kadar borçlanamaz. Bir önceden yasayla bir tavan belirleniyor. Bunun üzerinde borçlanılmaz deniyor. Amerika'nın da yasayı başka bir yasayla değiştirip bu kadar daha borçlanılabilir demesi gerekiyor. Amerika'da yasanın yapılabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde onaylanması, oradan da Senato'ya gelmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilerde, Senato'da Demokratlarda. Senato'da Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde borç tavanı yasasını onayladılar ama bütçeden de kesintiler yaparak onayladılar. Oysa Biden da bütçeden birçok harcama yapmak istiyor. Biz senin harcama yapmanı istemiyoruz dediler. Çünkü öyle ya, yani harcama yaptığı zaman ona oy getirebilecek bir takım işler yapıyor adam. Onlar da onu istemiyorlar. Ve de bunu bu şekilde Senato'ya gönderdiler. Senato'da da reddedildi. Çünkü biz harcama yapmak istiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Ondan sonra dönüldü. Pazarlıklar başladı. Biden diyor ki biz borç tavanının artmasını istiyoruz. Bütçede de herhangi bir kesinti yapmak istemiyoruz. McCarthy de diyor ki Cumhuriyetçilerin meclisteki grubunun başkanı. O diyor ki yani hayır, siz yeni vergi de koyamazsınız. Kesinti de yapacaksınız. Orta yolda buluşulacak. Tabi burada da diyor ki Yalın, yani hazinenin başındaki kişi, yok diyor. Yani bu işin sonu kötü. Anlaşın siz. Biz anlaşmayız diyor adamlar. Yani bizim dediğimizin olması gerekiyor. O zaman diyor çok kötü şeyler olabilir. Temerrüt olabilir, bilmem ne olur. Şimdiye kadar olmuş bir şey mi? 1971'de bir olmuş galiba öyle bir şeyler. Ama yani olması beklenmeyen bir şey. Öyle gene de olsa piyasayı geriyor. O yüzden dolar endeksi de çıkıyor. Amerikan oyunluklar da çıkıyor. Amerikan oyunluklar gayet kötü bir şekilde geldi. Dolar endeksi de çıkmaya devam ediyor. Burada şöyle bir olay da var. Şimdi hazinenin parası giderek azalıyor. Hazinenin parası bir yerde bitecek. Ve bu borç tavanı krizinde de anlaşılacak olursa ki anlaşılacak, hazine hemen borçlanacak. Kısa vadeli borçlanacak hazine. Bugün şöyle bir haber vardı. Şimdi deniyor ki bu borç tavanı kaldırıldıktan sonra hazinenin 600 ila 700 milyar dolarlık birkaç hafta içerisinde borçlanması bekleniyor. Şimdi bu kadar borçlanıldığı zaman da yani bu piyasadan bir likiditeyi çekecek. Çünkü veriyorsunuz tahvile, adamlar da parayı veriyor. Bu para bir yerlerden gelmesi gerekiyor. Piyasadan likidite çekiliyor. Piyasadan likiditenin çekilmesi ne demek? Şimdi Fed faiz arttırdığı zaman da piyasadan likiditeyi çekiyor. Yani para arzını düşünüyor. Şimdi o zaman bu piyasadan bir likidite çekilmesi, Fed'in 25 bas puanlık bir faiz artışı daha yapmasına eşdeğer olduğunu düşünmüş. Kimdi bu? Bank of America. Yani diyor tahminen 25 bas puanlık artışa eşdeğer bir etki yaratmasını bekliyoruz likidite üzerinde. İşte o 25'lik değildir de 30'luktur, bilmem 20'liktir. Neyse, yani bir likidite çekilmesi var piyasada. Uzun konuşunca böyle oluyor. Likidite çekilmesi var piyasada. Onu söyledim. Uzun konuşunca böyle donuyor. Ben de her dakika kontrol etmiyorum maalesef. Neyse, yani o zaman bu altın üzerinde de baskı yaratıyor. Çünkü faizler artıyor.
Borsa üzerinde de baskı yaratıyor. Borsa için sell in May, go away denir. Yani Mayıs'ta sat ve git şeklinde. O zaman madem böyle bir şey var, hem de bir borç krizi şeyi var, bu işte Haziran'a sarkacak. Haziran da zaten istatistiki olarak iyi bir ay değil. Uzun lafın kısası, dolarla alacaksanız almayın bir şey. Bu borç krizi, borç tavanı krizi bir kere bir çözülsün. Ondan sonra bir belki yukarı bir hareket daha gelir. Ama o likidite de çekileceği için orada orası karışık. Yani borç tavanı krizi çözülürse direkt altın yukarı gider mi? Evet, belki o hafta gider ama likidite çekildiği için belki piyasalarda tekrar satışlar gelebilir. Ons altın için, ons gümüş için vesaire konuşuyoruz. Aynı şeyler likidite ile ilgili olan kriptolar için de geçerli. Yani Amerika'da bu işin çözülmesi lazım. Artı önümüzdeki ay, yani Haziran'da bakalım Fed faiz toplantısı var. Onu da piyasalar görmek isteyecek. 22 gün var şu anda, 14 Haziran. Bakalım o 14 Haziran'a kadar çözülecek mi borç tavanı krizi? Yani sıkıntılı bir süreç. O yüzden Nasdaq alalım mı falan diyorsunuz. Dediğim gibi dolar kurunda artış beklediğimiz için TL ile alıyorsanız alıyorsunuz. Yok, dolarla alacaksanız bekleyeceksiniz. O zaman mesela gerçekten böyle hisse olarak almak ya da ETF olarak almak, işte demin dediğim gibi de vergilerini ödüyorum falan diyorsanız, o zaman hesabınızı şimdiden açın. Oraya paranızı gönderin, dolarınızı falan alın. Orada o dolarınız hazır beklesin. Ondan sonra Haziran'ı bir görelim. Belki Haziran'da, belki Temmuz'da o dolarla ETF mi alacağız, o hisse mi alacağız, ona karar vereceğiz. Altın gümüş içinde zaten TL ile alıyorsanız alın dedik. Uzun oldu, arada bir donma da oldu ama birçok sorunuz vardı. Hepsini toplu olarak yanıt verdiğimi düşünüyorum. İşte bugünlük de bu kadar.